Burası Lazarapol. Şahane bir köy. Vaktiniz olursa her yer yürüme mesafesinde bu köyde. Ki o vakitten de bol bir şey yok. Ben Dobro. Şu huysuz, aksi, geçimsiz ihtiyarın sürekli olarak yüzüme vurduğu gibi köpek olduğumu düşünmekten başka çaresi olmayan İsviçreli bir kader mahkumuyum Makedonya'nın bu dağında. Koku. Nereden geliyor bu koku? Yağmurdan sonra toprağın kokusunu bilirim. Çok benziyor ama bu o değil. Bu kokuyu daha önce de aldığımı hatırlıyorum. Böyle hafif belaya da benzeyen bir şey. Evet evet, küçükken yediğim bütün azarlarda bu koku vardı. Bela geliyorum diyor. Huzur bozucu şekilde hissediyorum. Acayip bir koku içimi de kıpır kıpır ettirdi. Ne oluyor bana? Kuzucuğum, hadi şunu iç tatlım. Hadi ama, bak çok güzel. Yokmuş telefonu bana. Ver bunu. Bırak bunu ya. Azıcık dur, yavaş. Bu ses, bu çocuk sesi. Kız mı bu? Koku yaklaştı. Yandık. Hiç hoşlanmadı bizimki bu ziyaretçilerden. Tamam tamam. Çok konuştum, susuyorum. İşte hikaye başlasın. Baba. Neye geldin? Baba beni bir dinler misin? Geri dönün. Baba yapma. Badenin önünde tartışmayalım. Tartışacak bir şey yok. Bana baba deme. Ömer! Hayt Ömer! Yine sallana sallana geliyorsun. Hadi! Acele et! Geliyorum Adem dede! Nasip, badeye göz kulak ol. Tamam, tamam. Korkuyorum. Şakacı çocuk. İhtiyardan değil, benden korkmuş. Niye korkuyorsun? Ozan hiçbir şey yapmaz. Ömer! Koş! Yasin! Astronomum! Lan! Ne yapın? İyiyim, senden. Ben de iyiyim, sağ ol. Hadi kalk. Kaldır beni de. Aferin. Tanıştırayım sizi. Adem dedenin torunu Bade. Ben Bade. Memnun oldum. Merhaba. Ömer. İşte Ömer. Gerçekten mutlu bir çocuk arıyorsanız işte burada. Hayal gücü o kadar kuvvetli ki bu çocuğun. Şu dağın tepesinden elinde kocaman bir dinozor yumurtasıyla çıkıp gelse ben bile şaşırmam. Yine buldun en güzel taşı. O tamamdır. At keseye. Baba, yapma. Ablam öldüğünden beri acısını bile yaşayamadım. Tam bir senedir ben bakıyorum Bade'ye. Senin öz torunun daha ilk defa görüyorsun. Benim torunum morunum yok. Bunu ablanla sen daha önceden düşünecektiniz. Baba yalvarırım. Bak bu çocuğun bir aileye ihtiyacı var. Bir tanısan o kadar çok seversin ki. Müthiş bir kız o. Çok özel. Götür o zaman o yaşlı keçiye. Babaannesi baksın torununa. Sen çıldırdın herhalde. Canını çıkarır. Şuncacık çocuğun günahı ne? Benim günahım neydi? Bırakıp gittiniz beni. Ablam ve senin bir dediğini iki ettim mi? Her dediğinizi yapmadım mı? Bir tek şey istedim ablandan. O yaşlı keçinin, o yaşlı canavarın oğluyla evlenmeyeceksin. O ne yaptı? Gözümün içine baka baka vurdu kapıyı gitti. Ardından da sen. Şimdi ne oldu? Baba yardım et. Baba lütfen. Ha? Baba. Ablam öldü. İnanamıyorum. Resmen katlar zifer, katlar. Baba diye kapına gelen de kapat.
Hadi kuzum gidiyoruz. Sen Filiz'in oğlu musun yoksa? Evet. Annen nasıl? İyi mi? Nerede? Evde mi? Ben çıkarken evdeydi. Havva anneme de gitmiş olabilir. İnşallah hala oradadır. Biz de babaanneye uğrayacaktık zaten. Babaanne mi? Babaanne mi? Ya ama teyze, daha onlarla oynayacaktık. Niye dedem beni öpmüyor? Deden sonra oraya gelir kuzum, hadi. Ayta! Yardım et. Tut şu eşeği. Yasin! Misafirleri nereye götürüyorsun? Geri dönün! Sezen, Sezen, Sezen! Yasin, babaanneye gidiyoruz dedim, hadi. Yasin! Duymadın mı beni? Duyuyorum baba, duyuyorum Sezen, hadi lütfen. Babam değilim ben! Ama benim dedemsin! Hadi Ayta, yürü. Benim dedem bir canavar değil mi? Canavar senin babaannendir. Jekyll be, Jekyll. Jekyll be, defolun haydi. Benim kaymağımı toplayıp adime bal yapacaksınız. Yok, yok. Öyle bir yakma yok. Gülme kız sen. Ne güleysin Karadul? Ağabeyim kimse. Gelin gelin ol değil mi? Yok. Onun keyfi orada tamam. Dinle. Al bu parayı. Al çocuğa gelecek bir şeyler al. O patronları çok kısalamış. Deve gibi boyatay. Anne ben alırım. Sağ olasın tamam. Canım bu senin paran. Al. Hadi yılları da bir gün alacaklar. Bekle bir dakika. Hadi. Dur. Tut. Yavaş sıcak. Havva'na hayırlı günler. Filiz abla sana da hayırlı günler. Sana da Yasin. Hayırdır? Hayır, hayır. Ah, hayırlı olsa evimden geçmez bu Arnavutlar. De çabuk ne oldu? Üsküp'ten geliyorum ana. Misafir getirdim. Seyfi mi geldi? Yok, o değil abla. Ama konuştum, iyiymiş. Bir aya kalmaz o da gelecekmiş. Dile, dile Arnavut. Cımbızla ağzından çıkaracağız lafı. Kim geldi? Adem babanın misafirleri geldi. Kim geldi? Sezen. Ve... torunum. Bade. Anam. İyi misin? Ben senin anan değilim. Niye söylemedin? Ana geldim haber verdim ya işte. Yok. Üsküp'e gitmeden evvel. Niye söylemedin? Zaten birkaç haftadır şeydeydim, Üsküp'teydim. Arabayı tamire vermiştim. Ben de orada öğrendim. Bak bak. Sezen gelecek, senin haberin olmayacak. Kime bıraktın? Adem babaya mı? Ha, senin de o Adem baban. Oğlum kuzum dur şimdi olmaz tamam mı? Git oyna tamam sonra. Adem dedenin kızı varmış Sezen abla. Kızıyla beraber geldiler. Şişerdin patlardın söylemesen.
Hadi git Adem dedene. Getir elimi bırak. Sezen ablanın kızı değil o oğlum. Nesi peki? Havva anneme de babaannem diyor. Gel oğlum. Acıktın mı? Hı? Evet. Ne bakarsın aval aval? Haydi haydi. Bu gece burada kalırsınız. Yarın Yasin sizi havaalanına götürür. Baba bak ne olursun çok önemli. Okulu bitirdim. Master için 2 aylığına Heidelberg, Frankfurt'a gitmem lazım. Ne yapayım? Senin öz torununu yetiştirme yurduna mı bırakayım? Dobra! Seni ne yaptın çocuğa? Kızım. Acıyor. İyi misin kızım? Kalk, kalk İyiyim. Bakalım. Acıyor. Dur bakalım. Kalk iyi mi? Bana mı sorarsın? Çocuğa bakaydın. Çocuk, iyi misin? İyiyim dedeciğim. Hı. Gel kızım, gel biraz meyelim sürelim meyelini. Ah tutun. Hop hop, nereye götürüyorsun? Çocuk burada kalacak. Sana mı soracağım? Eve götüreceğim. Götüremezsin. Götürürüm. Götüremezsin. Götürürüm o benim torunum. Babaanne? Ben senin babaannen de... Gördün mü çocuk? İşte tanıştın o canavarla. Sensin canavar. Gadar. Ana bak bugün çok yorulduk. Biz yarın gelelim. Ben senin anan değilim. Karışma sen. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapalım mı? Ben bu akşam dedemde kalayım. Yarın sabah şöyle geleceğim baksana. Babaanne diye koşup sarılacağım tamam mı? Hadi çocuk gidelim. Tamam dede. Hadi gidelim. Biz de dürüm yapıp yiyelim. Gördüğün gibi tek tabağımız var. Dedem bizi düşünememiş. Çocuk yesin. Ben yemeyeceğim. Hadi kuzum otur. Ayıp ettin ihtiyar. Sıcak bir yuva özlemi çeken küçücük bir çocuk o sadece. Ha, senin dilinde yuva ne? Gitmek zorunda olduğumuz ve kapısına dayanınca bizi içeri almak zorunda oldukları bir yer mi sadece? Bak, çocuk geliyor. Hadi al şu tatlı kızın gönlünü. Ne bu? Kahve dedeciğim. Gördük. Nereden çıktı? Sen en çok Türk kahvesini seviyormuşsun ya. Teyzem söyledi. Ben de gelirken tutturdum illa alalım alalım diye. Sonra teyzem aldı ve de fincanı da ben seçtim özellikle. Bir melek geçti. Nerede? Bilmem. Annemin anlattığı masalda. Böyle masalda 2 tane kişi vardı. Birbirlerine çok aşıklardı. O kadar aşıklarmış ki böyle
uzun uzun konuşmadan yan yana otursalar bile hiç canları sıkılmazmış. Anneme ne kadar uzun süre sessizce kalmışlar diye sormuştum. Annem bana şöyle dedi. Bir meleğin aralarından ağır ağır geçmesine yetecek kadar demişti. Galiba ben yanlış gördüm. Çünkü biz aşık değiliz, değil mi dede? Hadi iyi geceler. Havva annem niye evlenmiş peki? Ya anlattım ya oğlum. Dinlemiyorsun ki beni. O dönemlerde savaş vardı oğlum. Adem deden de savaştaydı. Savaş bitince de Adem deden savaştan dönmemiş. Havva annen de aylar boyu beklemiş Adem deden. Sonra da öldü haberi gelmiş. O dönemlerde de kadınların pek çok söz hakkı yokmuş. Öyle olunca da Havva annenin babası Havva anneyi zorla evlendirmiş. Sonradan öğrenmişler ki aslında Adem dede savaşta ölmemiş, düşmana esir düşmüş. Ondan sonra da Adem dede koşa koşa köyüne döndüğünde bir de ne görmüş ki? Havva annen evlenmiş, kucağında da oğlu var. Vakkas mı da mı? Ay pardon, amcam mı? Allah rahmet eylesin. Evet, Adem'in babası. Sonra Adem deden de evlenmiş, iki tane kız olmuş. Selma ablanla Sezen ablan. Ve sonradan büyüyünce Vakkas abinle Selma ablan birbirlerini sevdiler. Ama işte Adem dedenle Havva annem bu aşkı onaylamadı. Ondan sonra da Vakkas abin Selma ablanı kaçırdı. İstanbul'a gittiler, orada da evlendiler. Kuzum benim, olur mu hiç öyle şey? Ben seni hiç bırakır mıyım burada? Zaten okulum var. Seni İstanbul'a alıp götüreceğim. Sadece iki ay dede ve nineyle yaz tatili. Hı? Teyze. Canım. Dedem ve ninem beni sevmediler. Ben de senden gelsem almaya ya. Çok istedim beraber gidelim ama vize vermediler. Teyze. Hı. Sen de beni bırakıp gitme ne olur. Ben seni bırakır mıyım hiç? Okulumu bitirir bitirmez döneceğim söz. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Aynı annem gibisin teyze. Annem beni bırakmayacağını söylemişti. Ama sonra babamı da alıp gitti. Gitmediler ki kuzum. Gitmediler. Allah'ın takdiri. Allah onları çok sevdiği için yanına almıştır belki, ha? Belki Allah'a dua etsem bu Almanlar bize vize verir. Ben de senden gelirim. Çok bilmiş seni. Uyu hadi. Bu kadar yol geldik, hiç mi yorulmadın ha? Hı? Önce dua. Tamam. Ay. Güzel Allah'ım. Madem annem babamı yanına aldın, çok sevdin. O zaman bu Almanları da insafa getir. Bana vize versinler. Ben de teyzemden gideyim. Teyzemden ayrılırsam ben ne yapacağımı düşündün mü hiç? Amin. Oldu mu bu dua şimdi? Hı? Nesi olmadı ki? Bu dua gibi değil de biraz pazarlık gibi oldu sanki. Hı? Teyze, bence sen karışma. Çünkü babam dedi ki bana, Allah'tan benim anama kimse giremezmiş. Ya tamam, tamam. Tamam. Yağmur yağıyor.
devam ediyor. Aziz Allah. Gerçekten gitmiş. Kızım gitti teyzen sabah sabah. Ben de gideceğim. Senin elbiselerini yıkayıp astı, sonra da Yasin geldi aldı onu. Dur kızım nereye? Çekil Ali sen nerede? Şşş, yaklaşma. Sakın. Sakın dokunma. Sakın. Hadi ihtiyar. Hadi ihtiyar. Uyan. Eyvah arılar. Tamam çocuk, geçecek şimdi. Tamam çocuk, tamam. Tamam. Dur kız. Biriz be! Ne tos vurup duruyorsun kapıma? Keçilerimi korkutacaksın. Vurur etme! Kapıyı aç! Çocuğu arılar soktu. Haydi! Çok acıyor. Al bundan koy. En iyisi bu gelir. O kadar bilirsen ne getirdin o kızı buraya? Hem senin o pis balın bu eve giremez. Musibet. Ah çok acıyor. Haydi kızım. Ver elini. Şimdi iyi olacaksın. Hiçbir şey kalmayacak. Duymuyor musun çocuğun sesini? Canı yanıyor. Dikkat et biraz. Sen sus. Senin de sıran gelecek. Bu kız ne aradı arıların arasında? Sarışına bak. Ben bakayım da sen cevap ver. Sinirlendirme beni. Çocuğun canı yanıyor. Önüne bak. Dikkat et. Haydi kızım. Kaldır kolunu. Biraz. Tut kolunu. Tut Ayda. Zavallı arılar. O kart eline dikenlerini sokmuşlar. Hiç komik değil. Ver. Gayet iyi. Kızın nerede? Gitmiş.
Şaşırdın mı? Hayır. Kimin kızıdır? Ben de olsam ben de giderdim. Bu kadar adamın yanında kalmazdım. Çocuk, hadi hazırlan. Evde kendi giysileri gelsin. Uğurlar olsun. Ama unutmayasın bu gursuz itini. Akız burada kalacak. Çocuk, hadi dedim. Kalk kızım. Bu canavarın evi tehlikeli senin için. Attırma tepemin tasını. Tas tamam tas. Omuzlarının üstüne, kafa yerine tas var. İçi de boş. Bırak, bırak, gelmedi mi? Geçiririm kafana. Getirirsin, zalimsin, gadarsın. Kızım, görür müsün bu dedeni? Canavar. Sensin canavar. Bırak kaymağımı. Ne kaymağı? Bu kesilmiş süt. Zehirleyeceksin milleti. Bu mis gibi kaymak. Pis gibi kaymak. Pis olan senin o yapış yapış şekerli balın. Benim balım organik. Uydurma be. Avuç avuç şeker doldurursun kovanlara. İftiracı. Yalancı. Baba ne dedi? Ben Ömer'le keçileri otlatmaya gidebilir miyim? Hayır çocuk. Evet kızım. Hayır dedim çocuk. Evet dedim kızım. Benim adım Bade. Dobro. Benim yüzümden oldu. Özür diliyorum. Bakayım sana bir. Oo. İyi misin? Canım benim. Ömer, hadi oğlum sen keçileri çıkar. Tamam anne, Bade de geliyor mu? Geliyorum, hadi gidelim. Oo, senin de üstün ıslak. Hadi gel üstün. Kızım, aç karnına gitme. Aç değilim. Ömer, gel biraz kaymak verim. Ben kaymak sevmem babaanne. Aferin çocuk. İşte bu çocuk benim torunum. Çocuk, gel şu balı yanına. Giderken yolda acıkırsanız yersiniz. Güç verir, kuvvet verir. Ben bal da sevmem dede. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Farfil ne ya? Oyun ya. Ne oyunu? Telefonda oynanan bir oyun var ya. Telefonum yok ki. Benim de yok. Teyzemin telefonundan oynuyorum. Annenin telefonu da mı yok? Annemin de telefonu yok. Eğer acil bir şey olursa ablaannemin evinde telefon var. Oradan bize sesleniyor. Cep telefonunuz yok mu? Yok. Çok mu gerekli? İnternet? Kasabada internet kafe yazan bir dükkan var ama hiç girmedim. Nasıl yaşıyorsunuz internetsiz ya? İnternetle nasıl yaşanıyor bilmiyorum ki. Çok mu güzel şu farfil? Ya böyle işte tarlalar var, patlıcan ekiyorsun, mısır ekiyorsun. Ondan sonra keçiler var, keçileri sağıyorsun. İnekler var, inekleri sağıyorsun. Öyle işte. Hiç oynamadın mı? Ben bu dediklerini her gün yapıyorum ki. Aa. Sen keçi sağabiliyor musun? Bana da öğretir misin? Öğretirim ama keçiler biraz inatçı olur. Zor yani. Hadi öğretirsin, öğretirsin sen. Havva anneme sormadan olmaz. Hadi öğretirsin, ben izin alırım sonra. Onun suçu olmaz ama bir şansımızı deneyelim. Şunda, şunda deneyeceğim. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Neresinden saracağım kızım? Bu kısım var ya. Evet. O uzun. Ha tamam, i̇şte orayı çekecek misin? Hı. Nasıl? Buradan mı? Evet. Ha tamam. Ha, sığabiliyorum. Aferin. Ağzını getir. Getir ağzını. Sıkacağım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Hadi hadi. Sen mi götürdün? Kim baba? Ben senin... Babam değilsin. Babam değilsin. Bana saftirik oynama Arnavut.
Evet bu. Ben götürdüm havaalanına. Adem amca, o pahalı geldiyse şurada daha ucuzları da var. Sana mı sorduk? Sen bana baksana. Ben öyle ucuz bir adama benziyor muyum? Estağfurullah Adem amca. Şöyle. Para sorun değil. En iyisi olsun yeter. Sorun geldi. Onun için alıyorum. Kaç para bunlar? Yalnız Adem amca, bunlar takımı öyle tek tek alamazsın. Para sorun değil dedim. Sen beni saf sandın değil mi? Müsrif değilim. Seni gidiyik diğer mendebur, gaddar eşek karısı. Neye gülüyorsun acaba? Pişmiyor mu sıcakta bu kıyafetler? Asker o asker. Köyde herkes ondan korkar. Çok tehlikeli. Bir tek ablaannem ona ekmek verir. Üştük. Nasıl üştük? Bu havada üşünür mü ya? Deli o deli. Ablaannem acıyor ondan ekmek veriyor. Gir, gir içeriye. Baba anne. Ha? Kurt gibi açıklama abla. Ay. Geldi, ben de vur. Hadi, çabuk. Baba anne. Dobro beni götürmek için geldi. Hadi be. Git o canavar sahibine söyle ki kız burada kalacak, gelmeyecek. Bak daha da konuşayım. Ama babaanne. Şişt, hadi ellerini yıka yeme. Şey mi oldu? Çocuk iyi mi? Allah'a şükürler olsun. O yaşlı keçinin evinde mi? Orada mı kalmak istedi? Göndermedi mi? Niye geldim? Alamaz. Alırım. Göndermem ben torunumu sana. Sabah arıların ihne sokay, akşam köpeğin mi saldıracak? Nereden bileyim? Köpek öyle demedi ama. Hop, sen nereye? Dur sen dur, ben döverim. Sen karışma. Hay Allah. Ya al kulunu, ya zapt eyle delini. Kaba kuvvet geçmez burada. Keçilerin kadar inatçısın. Arıların gibi vız gelisin, tırz gideysin. Arıdan bal çıkar, karıdan kavga. Haydi be sen de. Çocuk, hadi gidelim. Kalk kızım, gel. Yeter artık. Bakın bana. Bu ne şimdi? Dedeciğim, ben bu gece babaannemde kalayım. Yarın sabah sana gelirim. Olur mu? İnatçı keçilersiniz be. Ha dede. Patlıcanı yemeyi unutma. Hadi közle onu, közle. Ateşle.
Gel kızım buraya, gel. Yardım edeyim mi babaanne? Yardım et, hadi. Hadi. Kaldık yine baş başa. Küçük kızın güzel kokusu köyün ta öbür ucuna gitti işte. Hafifçe uzaktan geliyor koku. Binlerce koku uyum içinde süzülmüş bu kıza yapışmış. Bahar tazeliğinde havaya karışan bir nemlenme. Gölün mavisinden güneşin sarısına, şu ördeğin beyazından gecenin siyahına kadar gökkuşağının bütün renkleri var bu kokuda. Hüzün mü bu koku? İhtiyar kaçıyor. Ben şurada devam edeyim kokunun tadını çıkarmaya. Allah'ım, bugün çok güzel bir gündü. Ömer'le Dobra çok iyi arkadaş. Teşekkür ederim. Lütfen teyzem bir an önce dönsün de. O gelsin, evimize giderim. Evimizi çok özledim. Teşekkürler Allah'ım. Amin. Geldin mi? Ya bak bunlar çok kötü oldu bak. Ya babaanne ben bunları giymezsem. Niçin? Benim elbiselerim dedenin yanında kaldı da. Onları alsam. Al ya bunu. Ben kaymak sevmem babaanne. Niye? Sevmiyorum işte. Annem benim için sütün üzerindeki kaymağı bile alırdı. Annen çok anlardı kaymaktan. Hadi. Ye bunu, ye. Tadına bak, inat etme. Günaydın. Ah, günaydın. Siz pazara gitmediniz mi? Annem sabah erken gitti. Bana da dedi ki Bade'nin uyanmasını bekle, beraber gelirsiniz dedi. Ben de gidebilir miyim? Gidebilirsin, bu biterse. Maşallah. Teşekkür ederim. Al canım, al, ye. Hadi. Şimdi ben bunu süreceğim. Kim isterse o yasın.
Aferin. Aferin size. Babaannem benim. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Aferin sana. Oh, 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 maşallah. Asker geliyor. Ama niyeti kötü değil. Ya belli değil mi ihtiyar? Özür dileyecek işte senden. Özrün kabul edildi. Ha, tamam. Özrünü kabul etti. Şu güce bak. Teşekkürler, yoksa bana çektirecekti o koca kütüğü. Teşekkür ederim. Torunum geldi. Şu yolları aç bakalım biraz. Bizim ihtiyar mutlu olmaya başladı. Bak bak, neredeyse görecek. Köpek aklımı kaçıracağım. Bu koku bizim ihtiyarı da delirtti sonunda. Bayağı gülüyor işte. Sen bir de o kaymı balla ye de gör. Ben bal sevmem ki. Hem biz babamdan çikolatalı ekmek seviyoruz. Ama çikolatalı ekmek çok pahalı. Babam varken her ay alırdı bir kavanoz. Annem de bir kere almıştı ama ben balı daha fazla sevdim. Hem bak daha fazla güç veriyor. Bir şey söyleyeceğim, baban nerede? İstanbul'a gitti. Aa, bizim orada yani. Dönecek ki hemen ama galiba kötü bir şey oldu. Bana söylemiyorlar. Oğlum nerede kaldınız? Bu kadar uyun olur mu? Geldik anne. Şimdi benim biraz işim var. Hı hı. Siz buraya göz kulak olacaksınız, tamam mı? Tamam. Bye bye. Bal var, kaymak var. Keçinin zıp zıpından, arının buz buzundan. Gelin ablacığım, abilerim, gelin. Bal var, kaymak var. Böyle bir bal görmedim hayatta. Keçinin zıpkısından, arının buzluğundan alın. Teşekkürler. Alın, alın. Alın, alın. Buyurun. Yüz dinar. Teşekkürler. Bye bye. Güle güle. Ömer, ya bana biraz borç versene. Neden? Bu benim param değil ki. Kimin parası? Ben anneme veriyorum. O da Havva anne ve Adem dedeme veriyor. Hem sen niye istiyorsun para? Ya şurada bir internet kafe yazan bir yer gördüm. Ya teyzemle FaceTime yapacaktım. Olmaz. Ben oraya hiç gitmedim. Hem paramız yok ki. Ay, ver şu paraları. Hadi iki üç oyun falan da oynarız hadi. Zolumun kızı. Ne demek oyun oynadık? Kimden izin aldın oğlum? Anne bak, vallahi bir daha yapmayacağım söz. Bade görüntülü konuşma yapmak istedi. O yüzden internet kafeye gittik. Sonra bir oyun açtı. Ben de çok merak ettim. Zaman nasıl geçtiğini anlayamadım. Vallahi özür dilerim. Söz, bir daha yapmayacağım. Tamam. Tamam oğlum. Üzülme. Gerçeği söylediğin için de teşekkür ederim. Tamam mı? Ama bak, bunlar bizim paramız değil ki oğlum. Ben havaanneyle konuşurum, haftaya da borcumuzu öderiz. Ama bundan sonra sen de dikkatli ol, tamam?
Bilgisayar oynamak istersen de bana söyle. Ona göre paramızı ayırırız, tamam mı oğlum? Gerek yok ki. Zaten bizim her zamanki yaptığımız işlerden oyun yapmışlar. Ay. Of, kusum benim. Ama sen yine de oyun oynamak istersen söylersin, tamam mı canım? Bir düşündüm de belki futbol oyunu olabilir. Yandaki çocuklar oynuyordu ve çok eğleniyorlardı. Ama Bade ağaç tutmadı. Öyle mi? Bak bakalım orada ne var. Teşekkür ederim anne. Bunu Bade'ye gösterebilir miyim? Tabii ki gösterebilirsin oğlum. Hadi. Telefon açmak istedim ama. Senin o çiftliğinde ot yolmak işte sayılmay mı? Hadi, hadi yol otlar, yol haydi. Kaç saatlik merak ettik seni. Babaanne, bak dedem merak etmişti. Ben onun yanına gideyim lütfen. Otur orada. Bak. Bak Mendebur'u bak. Bak ben göstereceğim sana şimdi. Oraya Mendebur. Git. Kaç, 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 kaç. Babaanne. Bak dedem merak eder. Ben gideyim hem üstümü de değiştireyim. Ben götürürüm. Havva anne. Sen karışma lafa be. Sana kimse sordu mu bir şey? Bak lütfen kavga etmeyin. Dedem merak eder. Hadi Dobrucuğum. Hadi abi. Hadi. Hadi. Benim için aldığın tabak çok güzelmiş dedeciğim. Teşekkür ederim. Karıyı gördün mü? O meleğin adını biliyor musun? Dünyada ayın en güzel göründüğü yer annemin odasındaki penceresiymiş. Evet. Saatlerce seyrederdik. Biliyor musun? Ay dedenin... Ay dede mi? Ay dede diye bir şey yok dede. Orası meleklerin evi. Dede. Biliyorsun annemden bizim sırrımızı biliyorsun. Benimle kızımın sırrı. Melek gülüşlü kızımın sırrı. Bir gece heyecanla. Baba. Baba diye bağırdı. Çıktım. Penceresine o melek konmuştu.
buradan, gülümseyip durmuş anneme. Uçsun evine, yani aya gitsin diye beklemiş. Beklemiş, beklemiş ama uçmamış. Uçamamış. Uçamadı. Sen anneme söz vermişsin. Onu bir gün melekler gibi uçup onu evine götüreceğiz demişsin. Birlikte uçacaktık. Ama Meli'yi eve bırakacağımızı söylediğimi hatırlamıyorum. Dede. Hı? Ben annem kadar saf değilim. Sen koydun değil mi bu melek biblosunu annemin penceresine? Yok. Hayır. Vay dededen. Yani kendi elinden uçmuş gelmiş. Bu pencereye konmuş. Ya? O da evini terk etmiş. Benim gibi kimsesi yok. Ben varım ya çocuk. Dobra var. Bu melek var. Hı? Gülenay adı Gülenay. Annem çok güldüğü için bu ismi koymuş ona. Gülenay. Allah'ım, bugün çok az isteğim var. Madem annem babama yanına aldın, çok sevdin. Ne olur dedim beni benden çok sevme. Ben de uslu bir kız olayım. Kimseye şikayet etmeyeceğim ben. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Amin. Güzel oldu. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Dobro. Aferin sana. Aa, günaydın dedeciğim. Günaydın. Kahvaltı hazır bak. Biz Dobro ile beraber hazırladık. Günaydın Ömer efendim. Günaydın. Yaylaya gelecek misin? Ayta! İçeri gel. Çocuk kahvaltı yapacak. Bekle Jennifer. Günaydın. Çocuk, bal ye. Ben bal sevmiyorum dede. Sen balın faydalarını biliyorum. Akıl verir, güç verir, kuvvet verir. Annem söyledi. Ve ayrıca biz babamla çikolatalı ekmek seviyoruz. Ay senin o babanın. Önce şu balı ve kaymağı çıkaralım. Ekmeği ver ekmeği. Çabuk tamam. Badem dede gelmeden. Balayım. Çek. Biri bal sevmez, öbürü kaymak. Ben de gizli gizli yanımda taşıyorum. Bence bal kaymağın tadını onlar da bilmiyor. Ye bak nasıl güzel. Çok lezzetli. Şuradan biraz da senin için bal doldurayım. Çok güzelmiş tadı. Thank you.
Senin o burnundaki ne öyle? Tamam bir tanem. Yasin. Yarım saat için bizi İskender'in dükkanından alacağım. Tamam, alışverişe gideyiz. Tamam ana. Hava ablayla Filiz abla geçti şimdi, alışverişe gidilermiş. Tamam aşkım, ben seni havalimanından alırım. Yasin! Gel benimle. Aşkım baban geldi, benim kapatmam lazım. Yasin sana dedim, duymuyor musun beni? Sezen ne bileyim ne iş yaptın, niye geldiğini, kahvelerinden geçti işte. Yasin! Hadi, gittim, hadi görüşürüz. Geldim baba. Ben senin baban değilim. E değilsin. Hadi gidiyoruz. Ama benim işim? Nankör! Ne işi? Sabahtan akşama kadar kahve köşelerinde pinekliyorsun. Ben senin yaşındayken kızların boyumu açmıştı be. Doğrudur ba... Doğrudur efendim. Gerçi senin gibi şapşala hangi avana kızını verecek? Haydi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yabancı değil, İskender'e. Tamamen birinci sınıf. Türkiye'den getirtiyorum. Bu Bursa bezi mi? Bunu ben aldım. Yavaş gel. Neyini alırsın? Ben peşin geldim. Para bende. Sen bu kumaşın kaç para olduğunu biliyor musun? İskender Efendi, bu kumaş kaç para? Parasıyla değil. Sıranı bekle. Ne bekleyeceğim be? Benim atölyem var. 40 saat senin burada pazarlık etmeni bekleyemem. Ucundan ucundan kestire kestire pazarlık yapacaksın. Yapacağım tabii. Sen başka dükkandan al. Ne? Lütfen bana 1,5 metre bundan ver. Döner mi söylüyorsun be kadın? 1,5 İskender. İskender efendi. Şuna 1,5 İskender ver. Yoğurtlu olsun. He? İskender efendi. 7 metrede şu Amerikan bezinden ver. Gerçi kuşamaz bu ihtiyarın göbeğini ama... Ne yaptın? Sadece merhaba dedim. Konuşmaz ki. Neden? Tam 20 yıldır hiç konuşmamış ki. Ben doğduğumdan beri mi? Kaç yaşındasın sen? 7. Oho! 7 bir şey mi? Ben doğalı 7,5 sene oldu ve hala konuştuğunu hiç görmedim. Konuşmayınca insan deli mi oluyor? Yok. Ben demiyorum ki, köydekiler diyor. Annesi babası yok muymuş? Ona sorsalarmış. Kimsesi yok. Tam 20 yıl önce gelmiş bu köye ve 20 yıldır hiç kimseyle konuşmamış. Neden? Ben de yaban domuzuyla güreşmiş. Aklı olan insan yaban domuzuyla güreşir mi? Babam kaçar demişti. Şu ağacı çıkalım mı? Keçilere kim bakacak? Sen korkuyorsun galiba. Korkak ömek, korkak ömek. Sen korkun tekisin. Zalımın kızı. Dur! Basma! Sözüne güvenilmeyecek bir Arnavut'sun sen sadekar. Ana ben de sana geliyordum. Ben senin anan değilim. Peşin bizi götür. Sonra nereye istersen git bu canavarla. Canavar sensin. Benim bir dünya işim var, önce beni götürecek. Yo, peşin ben geldim. Ne bakaysınız siz be? Ne bakaysınız? Söyleyin kim peşin geçti buradan? Bu köye yalancı şahit bulamazsın. Git başka köyde ara. Tamam. Çocuklar sağlık ocağındaymış. Ne? Ne? Bizim çocuk... Allah'ın delisi. Bu senin işin mi? Bekle burada, geleceğim. Yazıklar olsun. Bir sahip çıksaydın çocuklara.
Ver doktor hanım. Merak edilecek bir şey yok. Burkulma ve ufak bir sıyrık sadece. Ne oldu? Kim yaptı? Kim yaptı? Küçük bir kaza oldu. Asker yapmış. Asker yapmadı dedeciğim. Asker amca sadece bizi buraya getirdi. Nasıl oldu bu kaza? Dal kırıldı. Hangi dal? Ağacın dalı. Ne işiniz var bir ağaçta? Oynuyorduk. Nerede oldu? Reytinlikte. Keçiler nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Ortalığı velveleye verme kadın. Bırak da çocuk anlasın. Tamam dede babaanne anlatıyorum. Sakin olun. Şimdi ben ağaca tırmanmak istedim. Ömer de hayır dedi. O çıkmayınca ben de ondan dalga geçtim. Korkak, Ömer sen korkanın tekisin diye. Özür dilerim Ömer. Ondan sonra ben çıkmaya başlayınca o da çıkmak zorunda kaldı. Sonra onun basma dediği yere bastım ve düştüm. Asker amca da bizi buraya getirdi. Özür dilerim. Benim yaramazlığım. Bir daha yapmayacağım. Söz. Çocuk arayayım. Götürebilir miyim? Bir iki ilaçları var. Yazayım hemen. Gerekmez. Ben yaparım. Yapar. Yaparım da. Ben yazayım yine de. Bana gideyiz. Hadi. Asla. Asla. Öyle havaya girme. Hemen ilaçları yap. Gereğini ben yaparım. Bana ver. Niye hiç kimse bana sormuyor? Kızım. Dizine bak. Meğelim sürmemiz lazım. Tamam. Dede, bu gece de ben babaannemde kalsam olur mu? Gidebilir miyiz? Hadi. Hadi kızım. Aa. Hadi bakalım. Yavaş, yavaş, yavaş. Asker. Asker amca. Asker amca. Hadi gel. Beraber yemek yiyelim. Ben babaanneme söylerim. Hem Filiz'in doğum günü var. Konuşmayacak mısın benimle? Bak biliyorsun değil mi? Konuşmadığın için sana deli diyorlar. Annem eskiden ekmeğim üzerine her sabah böyle balla tereyağı sürerdi. Ve ben de sevmezdim. Annem yemediğimde çok kızardı. Babam Allah'tan beni kurtarırdı. Masanın altından çikolatalı ekmeği uzatırdı. Ve babam dayanamayıp gülünce annem çok kızardı. Sonra bir tane kavga başardı böyle. Bal yiyeceksin, kaymak yiyeceksin diye. Ama ben anlamazdım. Anlamadığım için de hep gülerdim. O kadar çok gülerdim ki anlatamam sana asker amca. Bu bizim evde artık süren bir oyun gibi oldu. İkisinin ne kadar lezzetli olabileceğini bilmiyordum. Bunu bana Ömer öğretti. Annemden babam da bilmiyordu herhalde. Bence dedemle babaannem de bilmiyorlar. Denemek ister misin? Bu bizim sırrımız olsun senden. Bak söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim yediğini.
Sabahat. Yine çok güldük babamla. Sonra annem de gülmeye başladı. Güldük, güldük, güldük. Sonra annem dedi ki, şimdi biz babandan gidiyoruz. Sen belki yalnız kalınca yersin teyzen görmeden. Ve gittiler. Bir saat sonra teyzem kapının önüne, sokak kapısının önüne yatmış, ağlıyordu. Evimize polis amcalar gelmişti. Hadi kızım, pasta yapacaktın ya. Hadi. Geldim babaanne. Ben yemedim ama. Sen ye tamam mı? Benim için ye. Lütfen anne, tamam. Psst. Kız. Teşekkür ederim. Keşke sen de bizimle yesen. Aile gibi olurduk. Gecenin bir yarısı oldu. Durdurak bilmiyor. Sürekli ölçüyor, biçiyor, kesiyor. Ben izlemekten yoruldum. İhtiyar çalışmaktan yorulmadı. Bu koku onu iyice delirtti. En son İsviçre'de naneli dondurma toplarını yalarken ve çikolata ineklerini kovalarken bu kadar mutluydum. Annesinin kuzisi. Annesine pastamı yapmış onlar. Çok teşekkür ederim. Oy, 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 oy. Oh, çok teşekkür ederim. Hadi gel. Ay, hemen ay, ne güzel senden pasta bu. Aa, asker amca gelsene sen de. Babaanne, asker amca da bizimle yemek yese olur mu? Haydi. Haydi. Amca, neden konuşmuyorsun? Kızım, asker amca belli ki konuşmuyor. 20 yıldır hiç konuşmamış ki. Kimse benimle konuşmadı ki.
de korkmuştum. Tamam. Aa, bu deniz çok güzelmiş. Göl burası, deniz değil, tatlı su. Tatlı su mu? Ya benim canım çok dondurma çekti. Buralarda dondurmacı falan yok mudur? Paramız yok ki. E o zaman bu ne? Ha, bu mu? Evet bu. Bu taş kesesi. Taş kesesi mi? Niye taşıyorsun ki bunun yanında? Onlar benim özel taşlarım. Özel taş mı? Taşın hiç özeli olur mu? Baksana her yer taş. Bu ilk okula başladığım gün. Bu ödev yapmam için annemin masa ve sandalye aldığı gün. Bu Havva annemin keçi doğurmaya yardım ettiğim gün. Bu babamın İstanbul'a gittiği gün. Peki ya bu ikisi? Bu annemin futbolcu forması aldığı gün. Peki ya bu? O da senin geldiğin gün. Senin hiç gitmeni istemediğin için göl korusun diye attım. Sen niye attın? Hani senin baban İstanbul'a gitti ya. Evet. Dönsün senin yanına gelsin diye attım. Geçmişe sarılıp büyüdüm ya, ama bir eksik var. Mutluluk arayıp yürüdüm ya, bunda bir terslik var. Belki kayboldu, belki saklandı bir çakıl taşında. Mutluluğun kokusu duyulur yanı başımda. Belki kayboldu, belki saklandı bir çakıl taşında. Mutluluğun kokusu duyulur yanı başımda. Yanında onu buldum da harcayıp geçtim ya. Gel zaman git zaman
adam oldum da bir tek o eksik ya. Belki kayboldu, belki saklandı bir çakıl taşında. Teyze, ben Ömer'in okuluna gitsem olmaz mı? Nereden çıktı şimdi o kuzu? Yani ben İstanbul'a gitmek istemiyorum. Ade. Efendim? Sana bir sır vereyim mi? Ver. Ben de İstanbul'a geleceğim. İstanbul'a mı? Yuhuu, asıl ben. ama İstanbul çok büyük. Ben seni nasıl görebileceğim ki? Yasin abin de bizimle yaşasın istemez misin? Olur ama siz evli değilsiniz ki. Sezen. Efendim. Sezen. Efendim. Benimle evlenir misin? Evet. Hiç romantik değilsiniz ama hadi kandım sayın. Ben babaanneme söylerim de siz dedeme de diyeceğinizi düşünün. Kız yavaş. Yavaş ol. Teyzemden Yasin abim evleniyormuş. O iş biraz zor olacak ama. Sordum dedem ne demiş bu iş? Uğur tuzun bitti. Bak adını duydun. Ah, ben hazır seni bekleyin. Bote, bote! Bote, bote! Bote! Bote, bote! Bote, bote! Bote, bote! 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 Dede, uçuyorsun! Evet, bote! Bak! Bak! Güleray'ı evine götürebileceğiz. Dedem anneme söz vermiş. Adem, in aşağıya, bir şey olacak. Ne olacak? Öleceksin, kalacaksın, in aşağıya dedim. Daha iyi işte. Bütün yayla sana kalır. Adem de yok. Bırak şimdi onu kızım. Kızım söyle o dedene insin. Ne bu maskaralık? Yasin abimle teyzem evleniyormuş. Ne? Parlamadım. Dur, dur, dur. Bırak sana çocuğu rahatsana. Bırak. Eyvah patladı. Babam söylüyor. Ölüyorum. Tarınıma iyi bak. Adem! Adem! Adem üfle! Üfle! Nefes almıyor. Nefes almıyor. Sana demedim mi bilme oraya. İn oradan Adem. 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 Ne işin var idi binesin o sepete. Uçasın havaya Ademciğim. Ne işin var idi gidesin. Adem. Çocuk yürekli koca adam. Kızdım. Sinirlendim. Ağzıma gelen her şeyi söyledim. Zalim oldun, gadar oldun. Ama bu gözler yıllarca seni gülerken görmeyi bekledi. Bu ihtiyar kulaklar bir tek kahkan için ömür vermeye hazır idi. Ah be Adem, gitme, gitme. Bade Sezen'i bir daha öksüz bırakma Adem. Adem diye der ki gitme.
Tuh be, tuh. Baba yine tamam. Sevemeseydin de canın sağ olsun derdim be Havva Sultan. Ben de senin o güzel gönlüne yaslanıp orada öylece beklerdim. Allah'ım, sen dedemin önündemi benden çok sevme. Teşekkür ederim. Amin. 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 En ama köpek bile alır bu kokuyu. Şimdi bütün yaylaya yayıldı. Bu mutluluğun kokusu. Ya mutluluğun kokusu da olur muymuş demeyin. Filmin kokusu olur mu sizce? Bu filmi izleyen mutlu çocukların ve çocukluğunu kaybetmemiş büyüklerin de bu kokuyu aldığına eminim. Hadi mutluluğun kokusu burnunuzdan gitmeden yanınızda kim varsa ona kocaman sarılıp öpün. Ve geç olmadan çok sevdiğinizi söyleyin. Durun durun, daha film bitmedi. Bulacağız illa ki tak tak tiki tak tak tiki tiki tak. Geçmişi unut, geleceğimize bak. Acemi serçe gibi dans et. Hiç bilmiyorsan beni takip et. Tak tak tiki tak tak tiki tak. Bana kocaman sarıl sevgili içine. Eski bir şarkı bulalım sözüne. Aşkımızı katalım. Tak tak tiki tak tak tiki tiki tak. Bonjuru pembe bir ev yapalım. İçinde rüzgarlar esen masalın kahramanı olalım. Aşkın kitabı açılsın, başrolde biz oynayalım. Karnahar dolu bir resmin içine kendimizi atalım. Zaman dursun o anda, keyfimize keyif katalım. Bulacağız illa ki tak tak tiki tak tak tiki tiki tak. Geçmişi unut, geleceğimize bak. Eski bir şarkı bulalım sözüne. Aşkımızı katalım. Tak tak tiki tak tak tiki tiki tak. Bonjuru pembe bir ev yapalım. İçinde rüzgarlar esen masalın kahramanı olalım. Aşkın kitabı açılsın, başrolde biz oynayalım. Kendimize atalım. Zaman dursun o anda. Keyfimize keyif katalım. Kitabı açılsın, başrolde biz oynayalım. Kahkahar dolu bir resmin içine kendimizi atalım. Zaman dursun o anda, keyfimize keyif katalım. Ben sade, sen şekerli sanki ortayı bulacağım.
bulacağız illaki. Tak tak tiki tak tak tiki tiki tak. Geçmişi unut, geleceğimize bak. Acemi, serçe gibi dans et. Hiç bilmiyorsan beni takip et. Tak tak tiki tak tak tiki tak. Bana kocaman sarıl, sevgini içine kat. Eski bir şarkı bulalım sözüne, aşkımızı katalım. Tak tak tiki tak tak tiki tiki tak. Bonjuru pembe bir ev yapalım. İçinde rüzgarlar esen masalın kahramanı olalım. Aşkın kitabı açılsın, başrolde biz oynayalım. Kandahar dolu bir resmin içine kendimizi atalım. Zaman dursun o anda, keyfimize keyif katalım. Ben sade sen şekerli sanki, ortayı bulacağız illaki. Tak tak tiki tak tak tiki tiki tak. Geçmişi unut, geleceğimize bak. Eski bir şarkı bulalım sözüne, aşkımızı katalım. Tak tak tiki tak tak tiki tiki tak. Bonjuru pembe bir ev yapalım. İçinde rüzgarlar esen masalın kahramanı olalım. Aşkın kitabı açılsın, başrolde biz oynayalım. İçinde rüzgarlar esen masalın kahramanı olalım. Aşkın kitabı açılsın, başrolde biz oynayalım. Kandahar dolu bir resmin içine kendimizi atalım. Zaman dursun o anda, keyfimize keyif katalım.